Cevaplı test 2'ye geçtik. İlk sorumuzda demiş ki 12 sayısı en küçük hangi doğal sayıyla çarpılırsa sonuç bir sayma sayısının küpü olur demiş. En küçük demiş hangi doğal sayıyla çarpılırsa. O zaman 12 sayısını ben A sayısıyla çarpayım ve sonuç ne çıksın? B'nin küpü çıksın. 12 nedir? 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı A eşittir B küp olmalıymış. Burada bize hangi doğal sayıyla çarpılırsa sonuç bir sayma sayısının küpü olur dediğine göre bizden A'yı bulmamızı istiyor ama en küçük A'yı bulmamızı istiyor. Bir sayının küp sayı olması için şart neydi? Üssünün 3'ün katı olmasıydı. Burada da 1 var. Buradaki 2 üste 3'ün katı değil. O zaman bunları en küçük 3'ün katına eşitleyecek sayılarla çarparsam o zaman A en küçük olur. O zaman B de en küçük olur. Bize zaten A'yı sormuş. O zaman 2 üzeri 2 var. A'nın içinde öyle bir sayı olmalı ki bunu en küçük üssü 3'ün katına eşitlemeli. O da 2 üzeri 1 olur. 3 üzeri 1'i de 1'i 3'ün katına eşitlemek için A'nın içinde 3 üzeri 2 olmalıdır. Buradan A sayımız 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. Buradan da A eşittir 18 bulunur. İkinci soruda x ve y sayma sayılarıdır demiş ve x üzeri 5 eşittir 216 çarpı y olduğuna göre x artı y toplamının en küçük değer demiş ama en küçük değeri burada iyi unutmuşuz. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen yazalım ifademizi. X üzeri 5 eşittir. Buradaki 216 nedir? 6'nın küpüdür. 6'nın küpü çarpı y'dir ifade. Buradan x üzeri 5 eşittir. 6'nın küpü de 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü çarpı y'dir. Bizden üssü 5 olan bir sayı istiyor. O zaman asal çarpanların üssünü 5'e tamamlayacak sayılar yazmalıyım y'nin içinde. Y'yi de en küçük yapmalıyım. Çünkü x'in en küçük olmasını istiyorum. X artı y'nin en küçük olmasını istiyorum. Burada 2 üzeri 3 var. 3'ü 3'ten büyük en küçük 5'in katına eşitlemek için y'nin içinde 2 üzeri 2 olmalı. 3 üzeri 3 için de 3 üzeri 2 olmalı. Bu eşittir y olmalı. Y buradan 6'nın karesi bulunur. Bunları kalkıp y'nin yerine yazacak olursak x üzeri 5 eşittir 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 olur. X üzeri 5 eşit olur. İkilerin üstünü toplarım. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5'tir. X üzeri 5 eşittir. Üstler aynı altları çarparım. 6 üzeri 5'tir. Buradan x eşittir 6 bulunur. Bize bunların toplamını, en küçük değerinin toplamını sorduğu için x artı y, x'i 6 buldum. Y'yi de 6'nın karesinden 36 buldum. Bunların toplamı da 42 olur. Dolayısıyla cevap da E seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda x ve y sayma sayıları için demiş. X küp eşittir 12 y kare olduğuna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaç olabilir demiş. Hemen x küp eşittir 12'nin yerine 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 yazıyorum. Çarpanlarına ayrılmış halini yazıyorum. Bir kere küp sayı oluşturmam lazım. Bu renkli gösterdiğim üslerin küp sayı oluşturma şartı üslerin 3'ün katı olmasıydı. X artı y'nin de en küçük olmasını istiyorum. O zaman y'nin içinde ben yani y karenin içinde 2 ve 3'ün üstlerini 3'ün katına eşitleyen çarpanlardan bulundurmam, çarpan sayısı kadar bulundurmam yeterli. O zaman y karenin içinde 2 de var, 3 de var. Ama 2'den a tane var, 3'ten b tane var. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum. Kaç olabilir dediği için yapabileceğim en küçük değerleri vereceğim ki y en küçük
olsun. Ama y kare demiş bakın. Y kare dediğine göre bu bir karesayı. Karesayı olmanın şartı neydi? Çarpanların, asal çarpanların üssünün yani A ve B'nin çift olmasıydı. Yani A ve B çift olmalı. Çift olmalı. Peki. A ve B çift olmalı. Buradaki sayılarla çarpıldığında da 3'ün katı olmalı. Çarpmada üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman ikilerin üstlerini toplayacağız. Yani A artı 2 ne olmalı? Küpse oluşturma göre, oluşturacağıma göre 3'ün katı olmalı. Peki A'nın burada ben çift olması gerektiğini söyledim. O zaman 2 de çift. Toplam ne olur? Çift olur. O zaman A artı 2'yi hem 3'ün katı olan hem çift olan en küçük sayıya eşitlemeliyim ki 2 çarpanı en az olsun. O zaman A artı 2'yi 6'ya eşitlerim. A buradan eşittir 4 çıkar. Yine B'ye bakarım. B artı kaça? B artı 1. Ne olmalı? 3'ün katı olmalı. B'nin çift olması gerektiğini burada söyledim. Bir tek toplam ne olur? Toplam tek olur. O zaman B artı 1 hem 3'ün katı hem tek olacağından 3'ün katı olan en küçük sayıya eşitledim ki B'nin çift çıkacağı Y'de en küçük olsun. O zaman bunu 3'e eşitlerim. Buradan B'de 2 çıkmış olur. O zaman siyaha dönüp şurada Y'nin yerine şu bulduğumuz değerleri yazalım. X küp eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı Y kare yerine 2 üzeri A'da A'yı kaç buldum? 4. Çarpı 3 üzeri B, B'yi kaç buldum? 2. Demek ki x küp buna eşit. En küçük x küp eşittir 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3. X küp eşittir 4 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. X küp eşittir tabanları çarparım 12'nin küpü. X küp eşittir x eşittir buradan 12 çıkar. Y'yi de bulalım. Y kare eşittir 2 üzeri a'yı kaç buldum? 4 buldum. 4. B'yi kaç buldum? 2. 3 üzeri 2. Y kare eşittir. 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. Y kare eşittir. Tabanları çarparım. 12'nin karesi 3'leri eşittir. G de buradan 12 çıkar. Sayma sayılar dil için eksi 12 olmaz. Neyi soruyordu bize? X artı y'nin en küçük değeri. O zaman x artı y eşittir. 12 artı 12'den eşittir. 24 çıkmış olur. 4. sorumuzda A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. 720 çarpı A kare eşittir B küp olduğuna göre A artı B toplamı en az kaç olabilir diye sormuş. Hemen 720'yi ben asal çarpanlar ayrılmış şekilde yazayım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'dir. O zaman 720 yerine şunu da yazabilirim ben ifadeyi şuraya geçirirken. O zaman B küp eşittir 2'yi, 3'ü, 5'i yazayım. A kareyi yazayım. Üstlerini de renkli yapayım. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Burada 1 bulmuştuk. Şimdi bir küp sayı oluşturmak istediğime göre bu asal çarpanların üstleri yani şu renkte gösterdiğim kısımlar 3'ün katı olmalı. Ben A'nın en küçük B'nin de en küçük olmasını istediğimden bunları 3'ün katına yani bu üstleri 3'ün katına tamamlayacak çarpanlar hariç başka bir asal çarpan A'nın içinde olmazsa A en küçük olur. O zaman A kare eşittir. Bunları 3'ün katına eşitleyeceksem içinde 2 çarpanı olmalı, 3 çarpanı olmalı, 5 çarpanı olmalı ama kaç olduklarını bilmiyorum. O yüzden 2'den x tane olmalı, 3'ten y tane olmalı, 5'ten z tane olmalı ki bu 4'ü kırmızı olan, mavi olan 2'yi ve yeşil olan 1'i 3'ün katına tamamlayacak kadar olsun. Bir de burada bakın A kare demiş. A kare bir kare sayı. Kare sayı olmanın şartı neydi? Tabii ki asal çarpanların üssünün yani yine bu renkte gösterdiğim kısımların çift olmasıydı. O zaman X,
Y ve Z çift olmalı. Buraya kadar umarım anlaşılmayan bir durum yoktur. Bunlar çarpım durumunda olduğuna göre aynı renkte olanları, yani tabanları aynı olanların üstünü toplayacağıma göre çarpım durumunda, o zaman o işlemleri yapmaya başlayalım. Burada 2'nin üzeri x var, 2 üzeri 4 var. O zaman x artı 4 küp sayı oluşturacağıma göre 3'ün katı olmalı toplam. Peki x neydi? Çifti. 4 nedir? Çift. Toplam ne olur? Çift. A artı B en az kaç olabilir diye sorduğu için ben A'yı en küçük yapmaya çalışıyorum burada. O zaman X artı 4'ü 3'ün katı çift olan en küçük sayıya eşitlemeye çalışıyorum. O da 6'dır. X buradan 2 çıktığına göre ki 2 X'i çift varsaymıştım ki çift çıktı. Demek ki X en az 2 olabilir. Yani 2'nin üzeri X en az 2 olabilir. Hemen 3'ün üzerine bakalım. Maviye geçelim. Y artı 2 eşittir. Y çift olmalıydı. 2 de çift. Toplam çift olur ve zaten toplamın 3'ün katı olmasını istiyorum. Çünkü küp sayı oluşturacağım. O zaman yine Y artı 2'yi 3'ün katı olan en küçük çift sayı eşitlerim. O da 6 olur. Buradan Y eşittir. 4 çıkar. Demek ki Y de en az 4 olmalıymış A'nın en küçük olması için. Hemen 5'in üstüne bakıyorum. Z artı burada 1 var. Artı 1 eşittir. 3'ün katı olmalı. Z çift 1 tek. Bunların toplamından da tek çıkar. O zaman Z artı 1'i en küçük 3'ün katı olan tek sayı eşitlerim. O da 3'tür. Z buradan kaç çıktı? 1 çıkmış. 3, 2, 2 çıkmış. Oldu 1 diyorum. 2 çıkmış. Oldu. Z 2'dir. Y 4'tür. X de 2'dir. Peki o zaman bunları yerine yazacak olursak eğer a kare eşittir 2, 3, 5. X'i kaç buldum? 2. Y'yi kaç buldum? 4. Z'yi kaç buldum? 2. Doğru yaptım değil mi? Doğru. Evet. O zaman a kareyi alıp yerine yazalım. Siyahla devam edelim. B küp eşittir 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. A kare yerine şurayı yazıyorum. 2 üzeri 2, 3 üzeri 4, 5 üzeri 2. B küp tabanları aynı olanları toplayayım. 2 üzeri 6, 3 üzeri 6, 5 üzeri 3. Hepsini küp gibi yazayım. B küp eşittir 4'ün küpü, 9'un küpü, 5'in küpü. Üstler aynı olduğu için B küp eşittir altları çarparım. O da 180'in küpü eder. Buradan B eşittir 180 gelir. B'yi buldum en az. A'yı da bulayım. A kare eşittir 2'nin karesi. 3'ün 4. kuvvetini 9'un karesi gibi yazarım. 5'in karesi gibi yazarım. Artık üstler eşit. Altları çarpabilirim. Oradan da 90'ın karesi gelir. Pozitif tam sayı dediği için A buradan 90 gelir. Bize A artı B'nin en az toplamı, toplamın en az değerini sorduğu için A artı B, A'yı 90 buldum. B'yi de 180 bulduğuma göre toplamımız 270. C şıkkı olur. Beşinci soruda birbirinden farklı ve pozitif iki kare sayının farkının da bir kare sayı olduğu bilinmektedir demiş ve bu sayılardan küçük olanı en az kaç olabilir diye sormuş. Yani x kare artı y kare eşittir z kare. Buradan z kare eksi y kare eşittir x kare. Çünkü farkı da bir kare sayı diyor. Buradan bu eşitliğimizden bunu tek sağlayan değerin 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi olduğunu biliyoruz. Buradan z'ye 5 dersek 5'in karesi eksi en az dediği için y'ye de 4 deriz. 4'ün karesi eşittir 3'ün karesi olur. Buradan x eşittir 3'tür. En küçük olanı kaçtır dediği için de bizden x kare istiyor. O zaman x kare eşittir 9 bulunur. Cevabımız da B seçeneğidir.
Altıncı soruda bir kare sayının küpünün son basamağı aşağıdaki rakamlardan hangisi olabilir demiş. Hemen şuraya x kare diyelim. X karenin bir kere 1 lira basamağındaki rakam 2 olamaz. Virgül atıyorum. 3 olamaz. Virgül atıyorum. 7 olamaz. Virgül atıyorum. 8 olamaz. 4 tane olasılık vardı. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü ve bu dördüncü. Birler basamağına 2, 3, 7 ve 8 gelemez. Eğer ben x karenin küpünü alırsam ki burada bizden istenen o. O zaman birler basamağındaki sayının küpünü almam yeterli. Çünkü birler basamağına o 2'nin küpü gelir. Eğer 2 olamazsa 2'nin küpünden 8 olamaz. Virgül atıyorum. 3 olamazsa 3'ün küpünden 27 gelir. Birler basamağına 7 gelir. Devam eder böyle. Demek ki 7 olamaz. Eğer 7 olsaydı ki olamıyor. O zaman 7'nin küpünü alırım. 7 kere 7 49. 49 çarpı 7 getir. 7 kere 9 63'tür. Demek ki birler basamağı 3 olan bir sayı bir kare sayının küpünün birler basamağında yer alamaz. Yine aynı şekilde kare sayı 8 olamıyorsa 8'in küpünden 64 çarpı 8, 4 kere 8 32, birler basamağı 2 olan bir sayı olamaz. O zaman 8 olamaz, 7 olamaz, 3 olamaz, 2 olamaz. Dolayısıyla da 9 sayısı bir kare sayısının küpünün son basamağı olabilir. Yedinci soruda A ve B son basamaklardaki rakamları farklı olan kare sayılardır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A artı B sayısının son basamağındaki rakam olamaz? Bir kere kare sayıların son basamağına gelen, buna A kümesi diyelim. Rakamlar kümesi 0, 1, 2, 3 gelmiyordu. 4, 5, 6, 7 gelemiyordu, 8 gelemiyordu, 9. Bu kümenin elemanlarından oluşur birler. Yani A artı B de kare sayı olduğu için A artı B. Ne demek istiyorum? Şöyle son basamağı artı son basamağı. Bunlardan biri olacak iki sayı bunların toplamındaki son basamak eşittir. Son basamak kaç olabilir? Bu da ne vermiş? 9, 7, 5, 3, 2. Peki demiş ki yani bu basamaklara ne gelebilir? 9'u yakalayabilir miyim? 7'yi yakalayabilir miyim? 5'i yakalayabilir miyim? 3'ü yakalayabilir miyim? 2'yi yakalayabilir miyim? Yani hangisi olmaz diye soruyor. O zaman bakıyoruz şıklara teker teker. 9'u yakalayabiliyor muyum? Eğer birler basamağı 0 ve 9 olursa burada toplamı var. Evet, 9'u yakalayabiliyorum. 7'yi yakalayabiliyor muyum? Evet. 1 ve 6 olursa ki bu kümenin elemanları, evet, 7'yi yakalayabiliyorum. O zaman evet, bu da 9'du. Evet. Peki 5'i yakalayabiliyor muyum? 1'e 4. 1 artı 4. Aynı zamanda 0'a 5 de bana 5'i yakalatıyor. Evet, 5 olur. 3'e bakalım. 3'ü yakalayabiliyor muyum? 3'ü yakalayabiliyor muyum? Aa, yakalayabiliyorum. Bakın. 4 artı 9 eşittir 13. Bunu saymayın. Birler basamağına bakın. Son basamağı 3. Yakalayabildiğime göre cevabım da 2 oluyor. Bu rakamları son basamakta kullanarak 2'ye hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Cevabım da E seçeneği oluyor. 8. soruda demiş ki bir çokgen, dörtgen yani, ve de dörtgen içinde de dört tane dörtgeni bir araya getirmiş hocamız. Yukarıdaki görsel hangi sayının karesini hesaplamak için oluşturulmuştur diyor. Ha, bu bir kare. O zaman şu alan, benim kırmızıyla taradığım alan A kare ise bu kenar A, bu kenar A. Evet. Bu kenar A'ydı. A. A çarpı B dediğine göre burası da B. Burası B kare ise burası da B, burası da B. Burası A'ydı, burası da A. O zaman burası da B. Demek ki ben bu dörtgenin alanını bulmak istersem A artı B çarpı A artı B yapmalıyım.
artı b çarpı a artı b de a artı b'nin karesi olur. A artı b'nin karesi olur. O da cevabımız 5. Hayır, hangi sayının karesini hesaplamak için? Bu neyin karesi de tabii a artı b'nin karesidir. Evet, a artı b'nin karesidir. Cevabımız da e seçeneği olur.